Kıymetli dostlarım, hepinize merhabalar. Bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosuna daha hoş geldiniz. Diğer bir tutkum olan mutfaktayız ve yakaladığımız devrekleri sizler için çok lezzetli yemeklere dönüştüreceğiz inşallah. İlk başta bir devrekten çorba yapacağız kemiklerinden. Derisinden çıtır devrek derisi yapacağız. Bunu ilk kez deneyeceğim. MasterChef'te gördüm. Ne olacak bilmiyorum. Yalan yok. Ondan sonra bir de levreğin pilatosundan da fish finger, böyle kılçıksız, böyle parmak şeklinde verdik. Onu o şekilde kızartacağız. İlk tarifimiz levrek çorbası olacak. Levrek çorbasının malzemeleriyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, filota yaptığım iki tane güzel 2 kilo, 1,5-2 kilo civar levreğin burada iskeletleri var. Kafalarını kurutmak için ayırdım. Onun haricinde sebze faslında iki tane küçük patatesim, bir tane ufacık arpacık soğanım, maydanozum, havucum, taze soğanım var. Tane karabiberim var, tereyağım var, mısır unum var arkadaşlar. Tuzumuz tabii ki mutlaka ve levrekten ayırdığımız kılçıksız, derisiz, kuşbaşı doğradığımız filetolarımız var. Suyumuz burada kaynıyor. Suyumuz kettle'da kaynadıktan sonra ilk işimiz bir balık suyu yapmak olacak. Balık suyunu yapıp devam edeceğiz. Balık suyunu yaparken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını açtık, tenceremizi koyduk. Balık kemiklerimizi içine alıyoruz. Şöyle balık kılçıklarımız. Ondan sonra bir tane soğanımız vardı. Soğanı attım içine. Suyumuz kettle'da daha kaynamadı tam olarak ama ılık olması bizim için yeterli. Şöyle balık kemiklerini hizasına kadar, belki bir tık daha aşağıya kadar su koyacağım. Balık suyunuzun bulanık olmasını istemiyorsanız çok yüksek ateşte fokur fokur kaynatmayacaksınız arkadaşlar. Şöyle suyunu biraz vereyim. Altını kısayım. Hemen geleceğim. Evet. Kalan suyu da kahveme koyayım şöyle. Yemek yaparken bir yandan da kahvemizi içelim. Evet, şimdi bunun suyunu verdik. Hadi biraz daha vereyim. Şimdi bunun suyunu verdik arkadaşlar. Ocağın altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika balık suyunun hazır olması için bekleyeceğiz. Bu sırada şu patateslerimizi kabuklarını soyup küp küp doğrayacağız. Taze soğanlarımızı halka halka doğrayacağız. Havuçlarımızı da çubuk çubuk doğrayacağız, geleceğiz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, havuçlarımız çubuk oldu. Patateslerimiz de kibrit gibi oldu, çubuk çubuk. Yeşil soğan, maydanoz, limon, balık parçalarımız, tane karabiber, tereyağı, mısır unu, burada da balık suyumuz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çok yükseğe çıkartmıyorum derecesini. Hala berrak. Bir 10 dakikadır kaynıyor. Ay, elim yandı. Birazdan alacağız ve çorba yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, balık suyumuz hazırlandı. Şöyle balık suyumuzu süzeceğiz. Bir 20 dakikadır kısık ateşte kaynatıyorum balıklarımı. Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi balık suyumuz hazır. Evet arkadaşlar, her şeyimiz hazır. Tavamıza tereyağımızı koyarak başlıyoruz. Tereyağımızın üstüne bir miktar zeytinyağı ile takviye ediyorum. Şöyle yine okkalı bir miktar tereyağı koymuş olduk içine. Tereyağımız erirken havuçlarımızı ve patateslerimizi ilave ediyorum içine. Havuçlarımız ve patateslerini ilave ediyoruz içine. Bu yeşil kısmı da en son ekleyeceğiz çorbaya. Yani aslında çorba hazır olduktan sonra ocaktan almadan çok kısa bir zaman önce ekleyeceğiz üstüne. Şöyle
tereyağında ve bir miktar zeytinyağında havuçlarımızı ve patateslerimizi soteleyerek başlıyoruz. Evet, buraya bir tuz verelim. Evet, güzelce soteleyelim arkadaşlar burayı. Daha sonra buraya mısır ununu gireceğiz. Ama ondan önce ölmesi için birazcık kavuruyoruz bunları. Evet arkadaşlar, patatesler ve havuçlar kavruldu. Şimdi biraz taze soğanların bir kısmını ilave ediyorum burada. Onu da şöyle bir çeviriyorum. Çok öldürmeden hemen üstüne mısır ununu ilave ediyorum. Burada mısır ununu bir güzel kavurmamız gerekiyor. Altını kısalım. Hani senden yardım istesem olur mu? Buraya et suyunu yavaş yavaş ilave edebilir misin? Bunu istersen de kullanması kolay bir şeyle koyalım. Yok ya, taşmaz herhalde. Şöyle bir iki tane de tane karabiber koyayım arkadaşlar. Yağ biraz az geldi gözüme. Az daha zeytinyağı ekledim. Şimdi burayı bir kavuralım önce. Güzelce kavrulsun. Şimdi karıştırırken kesilmemesi için annemden de yardım istedim. O da ufak ufak balık suyunu eklesin. Yavaş yavaş ekleyelim onun için. Bir duralım annem. Karıştıralım. Devam edelim. Dibini koymayalım. Evet. Arkadaşlar, çorbamız %90 hazır durumda. Bir taşım bu şekilde kaynayacak. Tabii bu ilk kaynama aşamasına kadar sürekli karıştırmamız lazım ki mısır unumuz topaklanmasın. İlk kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir miktar da öyle pişireceğim. Daha sonra ocaktan almadan şu balık etlerini ve bir parça kalan maydanoz ve yeşil soğanlarımı ilave edip altını kapatıp bir 10 dakika dinlendirdikten sonra yemeğe hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynamaya başladı. Burada bir yarım limon sıkıyorum içine. Ondan sonra arkadaşlar hazırladığımız kuşbaşı levreklerimizi atıyorum. Artık levrekleri attıktan sonra karıştırmayacağız ki balıklar parçalanmasın, dağılmasın. Yani bir kere karıştıracağım, sonra bir daha karıştırmayacağım. Çok oynamamak lazım. Çünkü piştikçe dağılacaktır. Taze soğanını, taze maydanozunu ilave ettim üstüne. Şöyle hafif bir karıştırdım arkadaşlar. Evet. Şimdi altını iyice kısacağım ve bir 10 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de balığın et kısmına geldik. Bakın şöyle fileto çıkardım. Çıkardım filetoyu bu şekilde finger finger. Yani bu da julienne aslında da. Hani fish finger diyorlar ya buna. Ondan öyle dedim ben de. O şekilde doğradım. Burada birazcık zeytinyağı, limon, karabiber ve az bir daha sarımsak var. Onlar da yani bir 3-4 saattir duruyor. Tuz yok ama burada. Balığı şimdiden pişirmeye başlamasın diye tuz yok. Şimdi bunları mısır ununa bulayacağım. Yağlı kağıdın üstüne sereceğim. Üstüne inceden bir zeytinyağı geçip 200 derece fırına atacağım. Evet, mısır unumuzu arkadaşlar tabak değil işte, kaseye alıyorum. Mısır ununun üstüne tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle. Al. İkisini karıştırıyorum arkadaşlar. Hazırladığım balıkları buraya alıyorum. Şöyle. Evet. Belleri de koyalım. Bu borcam yıkamaya gidiyor. Balıklarımızı
unluyoruz şöyle. Yavaş yavaş. Evet. Çığda ayarlamaya çalışıyorum bir yandan. Kılçıksız, derisiz. Özellikle çocukların çok seveceği bir yemek. Derisiz dedim ama deri var ya. Kılçıksız, löpet. Çok özellikle çocukların seveceği bir yemek. Şöyle balığın her tarafını unladık. Bunları şimdi nasıl koyalım sizce? Bence deri altta kalacak şekilde koyalım bu şekilde. Şöyle deri altta kalacak şekilde yağlı kağıdın üstüne tepsimize diziyorum arkadaşlar balıkları. Evet. Levrek bu mevsimde gayet yağlı. Gayet lezzetli. Zaten sezonun son levrekleri bunlar. Artık bir daha bulamayız gibime geliyor bir süre. Şöyle. Annem bu balık bize yeter değil mi? Evet arkadaşlar, balıklarımızı dizdik. Şimdi yukarıdan bir miktar zeytinyağı gezdireceğim şöyle üstlerine. Kızartmaya göre daha az yağlı olacak. Ama fırına göre de yağlı olacak ki zaten yağ da zeytinyağı yani, o yüzden sorun yok. Üstüne ızgarayı koydum. Bu deriler vardı, bunları deneyeceğimi söylemiştim. Bu levrek derisi. Pulu alınmış. Bunu da şöyle yapalım. Bakın buna çok merak ediyorum. Çıtır çıtır yiyorlardı televizyonda. Şimdi nasıl olacak? Bir de biz deneyelim. Evet. Bunların da derili kısımlarını alta gelecek şekilde. Fileto çıkardıktan sonra derilerini temizledim bu şekilde. Böyle dizeceğim. Zaten balığı fırında pişireceğiz ya. Hani aynı şekilde bunu da aradan çıkarmış olurum diye düşündüm. Şöyle. Kaç derecede pişirelim bunları? 200 derecede. Fansız, alt üst veya 200'den biraz düşük de olabilir. Bakacağız, takip edeceğiz. Bunlara da sadece yağ gezdireyim mi acaba? Bence gerek yok. Zaten deri oldukça yağlı. Bunun üstüne de sadece bir miktar tuz gezdireceğim şöyle. Evet. Fırınımı daha önceden açmıştım, ısıtmıştık. Şöyle fırınıma gönderiyorum yavruları. İnşallah güzel olacak. Orta göze koyacağım şöyle. Tahminime göre deriler 10 dakikada, balıklar da 15 dakikada veya ikisi de 15 dakika içinde olacaktır. Hadi bakalım, pişince görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi hazırladık. Çorbamız. Burada derimiz var. Şöyle göstereyim. Bunu ilk kez yaptım. Bakın çıtır çıtır. Üstüne biraz toz biber serptim. Çok merak ediyorum tadını. Burada da o fish finger dediğim balık parçaları var. Bir tanesini açayım şöyle sizin için içine. Levrekten. Şöyle. Bir de çorbamız var arkadaşlar. Hemen çorbamızı şöyle çekeyim ve çorbamızı göstereyim size. Hop, biraz dökmüş olabilirim. Bir elimde kamera olduğu için. Hoppa. Evet. Bir levrekten 3 çeşit yemek yapmış bulunmaktayız. Bize afiyet olsun. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, yorumlar kısmında düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.